Merhaba sevgili gençler. YKS'ye doğru programında bugün belirli integral ile alan hesabı yapacağız. İlk sorumuz gelsin. Aşağıda f fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan bölgelerin alanları a1, a2 ve a3 olarak gösterilmiştir. a1 eşittir. 3 çarpı a2 eşittir. 4 çarpı a3. Ve integral eksi 8'den 5'e fx dx eşittir. Eksi 39 olduğuna göre değeri kaçtır? Burada e, eğri ile x ekseni arasında kalan bölgelerin alanlarını integral ile hesaplayabiliyoruz. Öncelikle bize bir e, orantı verilmiş. O orantıyı tekrar yazalım. A1 eşittir. 3A2 eşittir. 4A3 olduğuna göre bunların hepsini aynı cinsten yazabiliriz. O halde eşitliğin sağlanması için A3'e 3A diyebiliriz. A2'ye de 4A diyebiliriz. O halde 3 kere 4'ten A1'e de 12A diyebiliriz. Burada örneğin A1 alanını nasıl hesaplarız integralle? A1 x eksenin altında kaldığı için bunu eksi integralle hesaplayacağız. Eksi sınırları yazalım. Eksi 8'den 1'e kadar fonksiyonu yazıyoruz. Bu şekilde hesaplıyoruz. Benzer şekilde a2 de yine eksi integral olacak. a3 normal artı integral şeklinde yazacağız. Şimdi bize verilen ifadeyi tekrardan yazıp düzenleyelim. Şuradan yazalım. Eksi 8'den 5'e fx dx. Bu bize eksi 39 olarak verilmiş. Biz bunu düzenleyelim. Bizim çünkü sınırlarımız var. Sınırları parçalayalım. Aralıkları. Eksi 8'den 1'e kadar bir integral yazalım. 1'den de 4'e kadar. 4'ten de 5'e kadar yazabiliriz. Şurada a1 eşittir eksi integraldi. Bunun her iki tarafını eksi ile çarptığımız zaman eksi 1 ile çarptığımız zaman bu şekilde olacaktır. Yani şu ifade eksi a1'e eşit olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde yine a2 de x eksenin altında kaldığı için şu ifadede eksi a2 olacaktır. Burası zaten a3'ü ifade ettiği için pozitif onu aynen alıyoruz. Şimdi biz bunları hepsini aynı cinsten bulmuştuk ya yerine koyalım. a1'i 12a bulmuştuk. a1 yerine 12a yazabiliriz. a2'yi de 4a bulmuştuk. Yazdık. Burayı topladığımız zaman eksi 13A bulduk. Şu ifadenin de değerini biz biliyoruz. Neydi? Bize soru da verildi. Eksi 39. Buradan A'yı 3 buluruz. Şimdi bizden istenen integral ifadesini hesaplayalım. 1'den 5'e kadar fx dx. Bu ifade nedir? 1'den 5'e kadar a2 ve a3'ü söylüyor bize. A2 negatif ee, x eksenin altında kaldığı için onu eksi alıyoruz. A3'ü aynen aldık. A2'yi biz ne bulmuştuk? Ee, eksi 4A artı burayı da 3A bulmuştuk. Evet buradan eksi A olduğunu gördük. A'yı da 3 bulmuştuk. A yerine de 3 yazdığımız zaman cevap eksi 3 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir. Sıradaki sorumuz gelsin. Aşağıda denizde yüzen bir nesnenin önden görüntüsü koordinat düzlemine yansıtılarak verilmiştir. Parabol şeklindeki nesnenin deniz seviyesinin altında kalan alanı maviye, deniz seviyesinin üstüne kalan alanı yeşile boyanmıştır. Parabol şeklindeki bu nesnenin tepe noktası T ile gösterilmiş ve x ekseni deniz seviyesi olarak kabul edilmiştir. Buna göre nesnenin deniz seviyesi üstünde kalan kısmının alanı kaç birim karedir? Evet, şeklimize Tekrar çizersek x ekseni y ekseni şu şekilde çizdik 0 1 Burası 6 şöyle 6 Şöyle geleceğiz. Evet. Şimdi bize şu alanı soruyor. Bu alanı hesaplamak için öncelikle bu eğrinin altında kalan şu alanları hesaplamamız lazım. Bunlar simetrik olduğu için birbirinin aynıdır. Burası A ise buraya da A diyeceğiz. Şurada tepe noktası var. Tepe noktası R 4'tür. Şimdi tepe noktasının buradaki R apsisi nedir? Aslında simetri eksenidir şu şekilde. Tam bu parabolü ikiye böler. O halde simetri eksenini yani R'yi bulalım. Bunu da tamamı şuraya kadar 6 olduğu için yarısı kadar olacaktır. R'yi buradan 3 buluruz. Şimdi bizim buradan A'yı hesaplamamız için, alanı hesaplamamız için integralini hesaplayacağız. İntegral için de bizim bu parabolün denklemine ihtiyacımız var. Parabol denklemini hatırlarsak neydi? Y eşittir A çarpı x eksi r'nin karesi artı k'ydı parabol denklemi. Şimdi elimizde tepe noktası var. A'yı bilmiyoruz. Şimdi yerine koyalım tepe noktasını burada. Y eşittir. A çarpı. R'yi 3 bulduk. K'yı da 4 yazdık zaten burada. E, bu şekilde bu parabolün denklemidir. Parabolün denklemi üstünde bir nokta bulalım. Mesela bu noktayı bulduk. 1'e 0 noktası. Parabolün üzerinde bir nokta. O halde nedir bu nokta? Bu denklemi sağlar. 0, 1, 1, 0 noktası denklemi sağlar. X yerine 1, Y yerine de 0 yazdığımız zaman buradan A'yı bulacağız. Evet, buradan A'yı 1 buluruz. A'yı da yerine koyduğumuz zaman parabolün denklemini x eksi 3'ün karesi eksi 4'ten burayı açtığımız zaman hesaplayalım. x kare eksi 6 x artı buradan 9 eksi 5 4'ten 5 gelecektir. Parabolün denklemini bulduk. Şimdi burada ne yapacağız? Şu yeş, e, taralı alanı bulmak için şu dikdörtgenin alanını bulup a'ları çıkaracağız buradan ve burayı bulmuş olacağız. Şu o yüksekliği de bilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl bulacağız? Denklem denklemde x yerine 0 yazdığımız zaman y eksenini kestiği noktayı buluyoruz. O halde x'e 0 yazarsak burada y'yi 5'te kestiğini göreceğiz. O zaman burası 5'tir. Şimdi a'yı hesaplayalım. İntegralden hesaplayacağız. Şuradan yazsak a eşittir dedik integral sıfırdan bire aralık olarak alalım. Fonksiyonumuzu parabol denklemi aynısını yazalım. dx bulduk. Şimdi burada bu ifadenin integralini alacağız. x küp bölü 3 eksi 6x kare bölü 2 artı 5x sınırları yazdık 1. X gördüğümüz yere 1 yazdığımız zaman buradan, buradan eksi 3 artı 5 yani buradan şöyle diyelim 7 bölü 3 buluruz A'yı. Şu dikdörtgenin alanı yükseklik 5, taban 6 ne olacak? O zaman bizden istenen alan şuraya yazalım. Şuradan devam edelim. İstenen alan yeşil bölge, boyalı bölgenin alanı diyelim. 5 çarpı 6 eksi 2 A'dan bulunacaktır. Bu da 30. 2 çarpı 7 bölü 3'ten hesapladığımız zaman buradan 76 bölü 3 bulunur. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiştir. Sırada 2022 yılında AYT sınavında çıkmış bir soru var. M pozitif bir gerçel sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde y eşittir mx doğrusu ile y eşittir x kare eğrisi tarafından sınırlandırılan bölge y eşittir 2x doğrusu ile şekildeki gibi iki bölgeye ayrılmıştır. Şekilde A A1 bölgesinin alanı A2 bölgesinin alanının 7 katıdır. Buna göre m kaçtır? Şekli tekrar çizelim. Şu şekilde. Şu bölgenin alanı A'dır. Burası da onun 7 katı olduğu için 7A'dır. Şimdi öncelikle e, eğri ile doğru arasındaki e, alanı bulmak için ne yapıyoruz? Birbirinden çıkarıp integralini alıyoruz. İntegrali alırken de sınıra ihtiyacımız var. Sınırlara o yüzden şurayı bulmamız gerekiyor. Yani şu kesim noktasını bulmamız gerekiyor. Kesim noktasını bulmak için de bu ne doğrusuydu? Y eşittir 2x doğrusuydu. Y eşittir x kare eğrisi var. Burası da y eşittir mx doğrusu. Kesim noktalarını bulmak için ne yapıyoruz? Ortak çözüm yapıyoruz. Eğri ile doğruyu birbirine eşitleyelim. Bunları eşitlersek x kare eşittir 2x. Yani ortak çözüm yapıyoruz. Buradan x'i 2 buluruz. Yani burası 2 oldu. Benzer şekilde bu ikisinin de kesin noktasını önce bulalım. Yani şu ikisinin. Bunları da eşitlediğimiz zaman x kare eşittir mx dersek buradan da x'i m buluruz. Burası da m olur. Şimdi öncelikle şu a alanını hesaplayalım. A alanını hesaplarsak integral hesabında ne yapıyorduk? Önce sınırları yazıyorduk. Sıfırdan ikiye kadar. Üstteki e, doğrunun denkleminden bu alttaki eğrinin denklemini çıkarıyoruz. Arkadaşlar 2x'ten x kareyi çıkardık. Bu şekilde doğrular arasında fonksiyonlar arasındaki sınırlı bölgenin alanını hesaplıyoruz. Şimdi burada şu ifadenin integralini alırsak 2x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 sıfırdan 2'ye. Burayı hesapladık. Şunları sadeleştirirsek. Buradan 4 eksi 8 bölü 3'ten 4 bölü 3 buluruz. A'yı bulduk. Şimdi şurayı hesaplayacağız. A ile 7A'nın toplamı olan şu bölgeyi hesaplayacağız. Burası ne oldu? A. 7 A daha. 8 A oldu. Şuradan devam edelim. 8 A'yı da nasıl hesaplarız? Yine doğrular arasında e, e, fonksiyonlar arasında kalan bölgenin alanından sıfırdan M'ye kadar üstte ne var? Mx doğrusu. Altta x kare. mx'ten x kareyi çıkardık. İntegralini alalım. Şimdi bu ifadenin integralini aldığımız zaman mx kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 sınırlar sıfırdan m'ye. m'yi yerine koyuyoruz. sıfırı e, koyduğumuz zaman sıfır olacağı için onunla uğraşmıyoruz. Direkt m'yi koyduğumuz zaman m küp bölü 2 eksi m küp bölü 3'ten buradan m küp bölü 6 buluruz. a'yı da burada 4 bölü 3 bulmuştuk yerine koyarsak 8 çarpı 4 bölü 3'ten hesapladığımız zaman gençler buradan m'yi 4 buluruz. Doğru cevap B seçeneğinde verilmiştir. Merhaba sevgili gençler. Bu bölümde fotoelektrik ve Compton olayı ile ilgili örnek sorular çözeceğiz. İlk sorumuzu görelim. Kampton saçılması ve fotoelektrik olay ışığın dalga modeliyle açıklanamazken ışığın tanecik modeliyle açıklanabilmektedir. Bunun nedeni verilen ifadelerden hangileriyle açıklanabilir? Birinci yargımıza bakalım. Eşik frekansından daha küçük frekansa sahip olan fotonlardan oluşan ışık demetinin ışık şiddeti artırıldığında fotoelektrik olayın gözlenmemesi bu olur. Evet fotoelektrik olayı tanecik modeliyle açıklanamıyor e, fotoelektrik olayı tanecik modeliyle açıklanabiliyor. Bu olay bunu söyleyebilir. İki Compton olayında foton saçılmaya uğrar. Evet Compton olayında e, foton elektrona, duran elektrona çarptığında saçılmaya uğrar. Bu olayla da açıklanabilir. İkincisi her iki olayda da fotonun elektron tarafından soğurulması. Fotoelektrik olayında elektron e, foton tarafı, foton e, soğurulur ama Compton olayında foton saçılır, sorulmaz. 3 olmaz. 1 ve 2 bu olayı açıklayabilir. Compton'la fotoelektrik olayını açıklayabilir. Ama 3 açıklayamaz. Doğru cevap C seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz De Broglie dalga boyu ile ilgili. De Broglie'ye göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri doğrudur? Birincisi evrendeki tüm parçacıklara bir elektromanyetik dalga eşlik eder diyor. Bu elektromanyetik dalga değildir. De Broglie diyor ki evrendeki tüm parçacıklara bir dalga eşlik eder. Bu dalga madde dalgalarıdır diye söylüyor. Bir yanlış elektromanyetik dalga değildir. Elektromanyetik dalgalar radyo dalgaları, ışık dalgaları gibi madde dalgası farklıdır. 2. Hareket halindeki elektron ışık gibi ikili parçacık dalga yapısına sahiptir. Evet, elektron ışık hızıyla hareket ettiğinde ikili parçacık gibi yani dalga parçacık yapısı şeklinde davranır. İkinci de doğru. Üç, bir parçacığın hızı arttıkça parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu azalır. De Broglie, dalga boyunu şöyle Planck'tan bahsedersek h çarpım c bölü lambda şekliyle belirtebiliriz. Ya da h bölü momentumundan da söyleyebiliriz. h bölü lambda. O zaman bir parçacığın hızı arttıkça parçacığa eşlik eden dalganın dalga boyu da azalır. Doğru bu ifadeye göre 2 ve 3 doğru, 1 yanlış olacak. Doğru cevap E seçeneğidir. Sıradaki sorumuz Compton olayıyla ilgili. Compton olayında şekil 1'deki gibi serbest bir elektrona gönderilen foton elektronla çarpışınca şekil 2'deki gibi saçılıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Compton saçılma deneyini şöyle bir şekildeki gibi inceleyelim. E, foton elektrona çarpıyor ve elektron bir tarafa, foton bir tarafa doğru saçılıyor. Bu durumda neler söyleyebiliriz? Gelen foton enerjisinin bir kısmını elektrona aktarıyor. Enerjisini ve momentumunu aktardığından dolayı momentumu azalır. Enerjisi azalır ama foton ışık hızıyla hareket ettiği için hızı değişmez. Şimdi bakalım. Bir, gelen fotonun momentumu saçılan fotonun momentumundan büyüktür. Evet, momentum korunumunu söyleyecek olursak şöyle çizersem saçılan foton sf diye yazıyorum. Saçılan foton saçılan elektron vektörel bir şekilde yazıyoruz. Şurası da gelen foton. Gelen fotonun momentumu saçılan fotonun momentumundan büyüktür. Bir doğru. İki gelen fotonun frekansı saçılan fotonun frekansından büyüktür. Evet. Ee, Enerji büyük olduğundan dolayı e eşittir h çarpım f ifadesinden frekansı daha büyüktür. 3. Gelen fotonun dalga boyu saçılan fotonun dalga boyundan daha büyüktür. Gelen fotonun dalga boyu e, frekansı daha büyük olduğu için dalga boyu daha küçüktür. Gelen fotonun dalga boyu saçılan fotonun dalga boyundan daha küçük olmalıdır. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneği olacak. Sıradaki sorumuz yine Compton saçılma deneyi ile ilgili. Yüksek enerjili X ışını fotonunun serbest bir elektrona çarpmasıyla Compton saçılma deneyi gerçekleşiyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Foton soğurulur. Compton saçılma deneyinde foton adı üstünde bakın saçılma olduğuna göre foton soğurulmaz. 2. Fotonun çarpışmadan sonraki hızı azalır. Foton ışık hızıyla gelir. Ve çarpışma sonunda da yine ışık hızıyla hareket edeceğinden dolayı bu da yanlış. 3. Gelen fotonun enerjisi saçılan foton ve saçılan elektronun enerji toplamına eşittir. Evet. Compton saçılma deneyinde enerji ve momentum korunur. Gelen fotonun enerjisi saçılan fotonun enerjisi ile saçılan elektronun enerjileri toplamına eşittir. 3 doğru, 1 ve 2 yanlış. Doğru cevap C seçeneği olacak. gençler merhabalar. Sizler için enerji kaynakları ve bilimsel gelişmeler ile ilgili soru hazırladık. Şimdi sorularımızı çözelim. Canlı kalıntılarının milyonlarca yıl oksijensiz ortamda başkalaşma uğraması sonucu oluşan yakıtlara fosil yakıt denir. Fosil yakıtlardan ham petrolün damıtılması ile aşağıda verilen bileşenlerden hangisi elde edilemez? Fosil yakıtlar kömür ve ham petrol olmak üzere iki grupta incelenir. E ee, ham petrolün damıtılmasıyla fuel oil, zift, motorin, gaz yağı elde edilirken kömür elde edilemez. Bu doğru. E, bu sorunun doğru yanıtı Ankara'nın A Sorumuza bakalım. Günümüzde dünyayı tehdit eden ve en önemli sorunların başında fosil yakıtların kullanımı sonucu atmosfere salınan sera gazlarının neden olduğu iklim değişikliği gelmektedir. Fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşan gazlarından hangileri Asit yağmurlarına neden olur. Burada belirtilen gazlardan e, karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit bunlar e, havadaki su buharıyla birleşerek asidik bir ortam oluşturur. Karbonmonoksit ise nedir? Nötr bir oksittir. Nötr oksit. Ondan dolayı asit yağmurlarına neden olmaz. Hangileri neden olur demişti? 1, 2 ve 3 doğru yanıt Ankara'nın A'sıdır. Sorumuza bakalım. Fosil yakıtların zararlı etkilerinden korunmak için verilenlerden hangileri önlem olarak alınabilir? Şehir içi trafiğinde kişisel araçları tercih etmek. Bu önlem olarak kullanılamaz. Bu ifade yanlıştır. Şehir içi trafiğinde kişisel araç yerine toplu taşımayı tercih etmemiz gerekir. Kısa mesafelere bisikletle gitmek. Evet bu önlem olarak alınabilir. Binalara ısı yalıtımı için mantolama yaptırmak bu da önlem olarak alınabilir. Bu şekilde daha az fosil yakıt kullanılır ve e, önlem alınmış olur. Hangileri olabilir demişti? 2 ve 3 doğru yanıt Denizli'nin D'sidir. Sorumuza bakalım. Tarım atıkları, hayvansal atıklar veya şehir atık sularının oksijensiz ortamda çürütülerek Çeşitli su bitkileri gibi canlı kaynaklar yoluyla elde edilen enerji türüne ne denir? Burada basitçe organik atıklardan elde edilen enerji türünden bahsediyor. Bu nedir? E, biyokütle enerjisidir. Yani doğru yanıt Ceyhan'ın C'sidir. Sevgili gençler merhaba. AYT'ye yönelik bu haftaki çalışmamızda bitkilerde eşeyli üreme ile ilgili sorular çözüp yıldızı notlar alacağız. Hadi başlayalım. Kapalı tohumlu bitkilerde bulunan yapılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi seçeneklerimizde genellikle tohumla ilgili e, yapılar verilmiş. O yüzden bir tohumun yapısını hatırlayalım gençler. Tohum en dışta ne bulunduruyordu? embriyoyu koruyan, tohumu koruyan tohum kabuğu. Embriyomuz var. Dörlenme sonucu oluşan zigotun mitozla gelişmesiyle oluşuyor. Ve çenek dediğimiz embriyoya belli bir süre besin temin eden yapılar ve aslında daha çok embriyoya besin sağlayan endosperm yani besi doku. Şimdi burada bir şey söylemek istiyorum. Ee, neden tohumun içinde embriyonun beslenmesi bu kadar önemli? Bitkiler fotosentez yapamaz mı? E, yapar da daha tohum ne yapacak? Bu tohum çimlenecek, kökü oluşacak, sürgün verecek. İlk yapraklar çıktıktan sonra fotosentez başlayacak. Peki bu embriyo çimlenebilmek, büyüyebilmek, filizlenebilmek için besine ihtiyaç duymayacak mı? Tabii ki duyacak. İşte unutmayın. Fotosentez başlayıncaya kadar embriyo'ya besin sağlayan yapı, doku nedir gençler? Endosper. Yine çeneklerde besin sağlamada rol oynar diyorum. Bir de şunu söyleyeceğim hemen. Embriyo döllenme sonucu oluştuğu için diploittir, Yani 2n çenek zaten embriyodan köken alacak. 2n dikkat besi doku 3n kromozoma sahiptir. Çünkü besi doku e, sperm çekirdeğinin polar çekirdekleri döllenmesi sonucu oluşur. 2 polar çekirdek sperm çekirdeği tarafından döllendiğinde bu çekirdekler kaynaştığında 3N kromozomlu besi doku oluşur unutmayın. Kapalı tohumlu bitkilerde çok önemli bir özellik var. Çift döllenme. Spermlerden biri yumurtayı döller, zigot oluşur. Zigotun mitozu sonucu embriyo, embriyonun gelişmesi sonucu yeni bitkiciğimiz oluşur. Diğer sperm ise Polar çekirdekleri döller tohum taslağındaki ve polar çekirdeklerin döllenmesi sonucu ise 3n kromozomlu embriyoya besin kaynağı sağlayan endosperm oluşur. Bu yapı oldukça önemli. Tohum kabuğu ise gençler tohumu koruyan yapıdır. Burada yine çok önemli bir şey söyleyeceğim. Tohum kabuğu da 2n'dir ve genellikle sorularda şu sorulur tohumda bulunan hangi yapı ata bitkinin genetik yapısıyla aynıdır derse tohum kabuğu diyeceksiniz. Çünkü ata bitkinin tohum taslığı gelişerek tohum kabuğunu oluşturur. Tohum kabuğu döllenme sonucu oluşmadığından ata bitkinin genetik yapısıyla aynıdır. Bunları söyledikten sonra seçeneklerimize bir bakalım. A. Döllenme sonucu oluşan zigotun çok sayıda mitoz geçirmesiyle oluşturduğu yapıya embriyo denir. Evet embriyo zigottan köken alır. Bitkimizde embriyodan köken alacak. B. Çimlenme sırasında embriyonun kullanacağı besin maddelerini depolayan yapı endospermdir. Fotosentez başlayıncaya kadar ne yapacak? Besin kaynağı sağlayacak. C. Çenek tohumlu bitkilerin çoğunda Embriyonun çimlenmesi için gerekli besini sağlayan diğer bir kaynak mıdır? Biraz önce söylediğim gibi. Evet. D. Tohumu dış etkilerden ve uygun olmayan şartlardan koruyan yapı tohum kabuğudur. Bunu da söyledik ve ata bitkiyle genetik açıdan aynı dedik. E. Embriyo ve endosperm aynı genotipe sahiptir. Şimdi işte bu yanlış olan cevabımız. Bir kere ben ne dedim? Embriyo yumurta ve spermlerden birinin döllenmesi sonucu oluşan diploid e, kromozom sayısına sahip yapıdır. Besi doku ise iki polar çekirdek ve bir sperm çekirdeğinin kaynaşmasıyla oluşan triploid kromozoma sahiptir. Bu yüzden genotiplerinin zaten farklı olmasını beklerim. Bu yüzden cevabımız nedir gençler? Yanlış olan E. Sıradaki sorumuz 2022 AYT sorusu hadi bakalım. Çiçekli bir bitkinin eşeğili üreme döngüsü incelendiğinde aşağıdaki olaylardan hangisinin meydana gelen yavrular arasında genetik çeşitliliğe katkısının olması beklenmez? Şimdi sonra da bana diyor ki 5 tane olay vermiş genetik çeşitliliğe katkısı olmasın diyor. Şimdi burada biraz şunu konuşalım gençler. Eşeyli üreme ister hayvan ister bitki olsun, eşeyli üreme ile ilgili sorularda çeşitliliğe neden olan faktörler genellikle sorulur ve bu faktörlerden en önemlileri tabii ki mayoz ve döllenmedir. Mayozun içinde ise hatırlayın, profaz 1'de gerçekleşen crossing over dediğimiz o kardeş olmayan kromatitler arasındaki parça değişimi ve anafaz 1'de homolog kromozomların rastgele ayrılması genetik çeşitliliğin en önemli kaynaklarıydı. Bir de döllenme var değil mi? Yumurta ve sperm dediğimiz üreme hücrelerinin çekirdeklerinin kaynaşmasına biz ne diyoruz? Döllenme. Binlerce gamet içerisinden belki de milyonlarca o yumurta ve spermin birleşerek yeni yavrular meydana getirmesi çeşitliliğe neden olabilecek en önemli faktörlerden biri daha değil midir? Evet. Lütfen unutmayın. Soru da crossing over homolog kromozomların bağımsız dağılımı, döllenme kavramlarını görüyorsanız burada işte genetik çeşitliliğin kaynaklarından bahsediyordur gençler. Şimdi bitkilerdeki duruma bir bakalım. A. Mikrospor ana hücresinden mikrosporların oluşumu. Bu, bakın burada bir şey söyleyeceğim. Eğer soruda Ana hücre diyorsa o hangi bölünmeye girecektir? Mayoz. Mikrospor. Ana hücresi ne oluşturmuş? Mikrospor. Çok önemli. Her hücre mayoz geçiremez. Diploid her hücre mayoz geçiremez. Soru da mutlaka neyi göreceksiniz mayoz diyebilmeniz için ana hücreyi Mikrospor ana hücresi, makrospor ana hücresi, yumurta ana hücresi, sperm ana hücresi, eşey ana hücresi ana kavramını gördüğüm anda burada ne gerçekleşecek? Mayoz ve mayoz sonucunda ata hücre haploit üreme hücrelerini oluşturacak eşeyli üremede. Ama bitkilerde dikkat. Şimdi en kromozomlu mikrospor oluştu. Burası daha üreme hücreleri oluşturulmadı. Bu mikrospor ne geçirecek? Mitoz ve polen adını verdiğimiz yapılar oluşacak iki çekirdekli. Şimdi Demek ki A seçeneğinde mikrospor ana hücresinden mikrosporların oluşumu mayozla gerçekleştiğinden genetik çeşitliliğe katkısı olur mu? Olur. B. Megaspor ana hücresinden megaspor oluşumu. E bu da A'nın aslında dişi de olan dişi üreme organında olan versiyonu. Megaspor ana hücresi nerede bulunur? Dişi üreme organında ve mega spor oluşuyormuş. Ana hücrene geçirecek mayoz. 2 enden neye düşecek kromozom sayısı ene. Mayoz gördüğüm için yine genetik çeşitliliğe katkısı olacak. C kapalı tohumlu bitkilerde çift döllenme var dedik. Çok önemli. Ee, polenden oluşan sperm çekirdeklerinden biri yumurtayı dölleyecek zigot oluşacak diğeri polar çekirdekleri dölleyecek besi doku triploid çekirdek oluşacak dolayısıyla döllenme de genetik varyasyonun bir kaynağıdır dedik yani C de doğru D yumurta hücresinin döllenmesiyle zigotun oluşumu yine bakın döllenme kelimesi geçiyor döllenmeyi gördüğüm zaman ben zaten ne olacak diyeceğim kalıtsal çeşitlilik e mega yumurta hücresi oluşumu. Şimdi buraya bir bakalım. Megaspor oluştu değil mi? Hangi bölünmeyle oluştu? Mayoz. Peki mega spor ard arda 3 defa ne geçirecek gençler? Mitoz. Bitkilerde çünkü üreme hücrelerinin oluşabilmesi için mayoz yeterli olmuyor. Mayozdan sonra bir mitoz aşaması gerçekleşiyor. İşte bitkide dişi üreme organında oluşan megaspor 3 defa arka arkaya mitoz geçirdiğinde ne oluşacak? 8 çekirdekli bir yapı oluşacak. Şu yumurta olsun. Şunlar da polar çekirdekler. Polenden oluşacak spermlerden biri Kimi dönleyecek? Yumurtayı ve zigot oluşacak. Diğer sperm kimi dönleyecek? Polar çekirdeği ve triploid çekirdek oluşacak. Ama bakın E seçeneğinde ne diyor? Mega spordan yumurta hücresinin oluşumu. Burada gerçekleşen olay nedir gençler? Mitoz yani kalıtsal yapı aynen korunarak 8 çekirdekli tohum taslağı oluşturuluyor. Burada mitoz olduğu için bu E seçeneğinde verilen olayın eşeyli üremede genetik çeşitliliğe katkısı yoktur. Cevabımız E seçeneğidir. Ve diğer sorumuz gelsin. Kapalı tohumlu bir bitkinin üreme ve gelişme sırasında olaylarının gerçekleşme sırası hangisinde doğru olarak verilmiştir? 4 tane öncülümüz var. Bunları sıraya koyacağız. Önce ne olacak gençler? Erkek üreme organında polen üretilecek. Daha sonra bu polen şöyle hemen vazo gibiydi değil mi? Dişi üreme organı. Şöyle çizelim. Burası neydi? Tepecik. Erkek üreme organı iki kısımdan oluşuyordu. Burası başçık ya da anter diyorduk. İşte burada neler üretilecek? Polenler üretilecek. Zamanı geldiğinde bu başçık patlayacak ve polenler ne yapacak? Etrafa dağılacak. İşte bu polenlerden birisi Nereye yerleşecek? Dişi organın tepecik kısmına polenin buraya yerleşmesi olayına biz ne diyoruz gençler? Tozlaşma. Daha dörlenme olmadı. Tamam. Başlıktaki polenler etrafa yayılacak. Polenin tepeciğe konmasına, tutunmasına ne diyormuşuz? Tozlaşma. Daha sonra ne oluşacak? Tohum taslağına kadar uzanan Vejetatif çekirdek, polenin içindeki vejetatif çekirdekten polen tüpü oluşacak. Polen tüpü mikropilden içeriye girecek. Polen tüpü oluştuktan sonra generatif çekirdek tüpte ilerlerken mitoz geçirecek ve sperm çekirdekleri oluşacak iki sperm çekirdeği. Bu spermlerden biri yumurtayı dölleyecek, diğeri ise polar çekirdekleri dölleyecek dedim. Şimdi en sonunda döllenme tamamlandıktan sonra şu tohum taslağının dış çeperi kalınlaşıp şöyle iyice kalınlaşıp ne oluşacak? Tohum oluşacak. Hatta dişi organdan ne gelişecek gençler? Dişi organın gelişmesiyle şöyle diğer kalemimizi alayım. Meyvemiz oluşacak. Evet dişi e, organın gelişmesiyle ne oluşuyor? Meyve. Şimdi bunları sıralayalım. Önce polen oluşacak. Polen tepeciye kondu tozlaşma 2-3. Sonra döllenme ve en son ne oluşacak? tohum oluşacak. Tohum oluştuktan sonra da diş organ etlenerek meyveyi oluşturabilir. Cevabımız 2, 3, 4, 1 sıralamasının olduğu C seçeneğidir. Sevgili öğrenciler merhaba. Bu bölümde edebi akımlar konusunu sorular üzerinden ele alacağız edebi akımlar dünya edebiyatını ve Türk edebiyatını özellikle roman, hikaye, şiir gibi türlerde oldukça derinden etkileyen klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm ve ismini sayabileceğimiz birçok akımdan oluşuyor. İlk sorumuzla başlayalım. Böyle düşünen bir sanatçının aşağıdaki akımlardan hangisinin ilkelerine uygun eserler verdiği söylenebilir. Sanatçı İnsan duygularının ve hayallerinin sözcüsü olamaz. Öyleyse insan duygularına ve hayallerine bir sözcü gibi yaklaşmayan sanatçı istiyoruz. Dünyanın doğal güzelliklerini göründüğü haliyle betimlemek dururken herkese göre değişen duygusal durumları anlatabilmek için de çabalamamalıdır. Dış dünyanın, doğanın anlatılmaya değer onlarca güzelliği vardır. Öyleyse arkadaşlar duyguları işin içine katmadan dış dünyayı, doğayı anlatmak bakın burada esas. Ve sanatçı şiirlerinde bunu verebilmelidir. Bakın şiirlerde bunu vermek arkadaşlar bizim için yine ipucu olabilecek bir kullanım. Bunu yaparken biçimsel mükemmelliyetin mükemmelliyetten de asla vazgeçmemelidir. Evet öyleyse şiirde karşımıza çıktı. Duyguları işin içerisine çok fazla katmadı, dış dünyayı doğayı olduğu gibi anlattı ve biçimsel mükemmelliyet peşinde oldu. Öyleyse daha çok bakın ipucu olabilecek bir biçimsel mükemmelliyet aslında kuyumcu titizliği titizliğiyle yazmakla diyebiliriz buna hemen aklımıza parnasizm akımını getirir. Seçeneklere baktığımızda romantizm, parnasizm, realizm, naturalizm ve sembolizm sıralanmış. Doğru cevabımız... B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Bir diğer sorumuzla devam edelim edebi akımlardan sorularımızı çözmeye. Bu parçada söz edilen yazarların aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin etkisinde oldukları söylenebilir. Bu anlayışla hareket eden yazarların romanlarında iyi kötü, güzel çirkin, başarılı başarısız gibi birçok karşıtlık net bir şekilde birbirinden ayrılır. Bakın arkadaşlar iyi kötü, güzel çirkin, başarılı başarısızlık gibi karşıtlıklardan yararlanan bir akım. Hatta bunu korumak için eserlerde iyiler tam iyi, kötüler tam kötü yapılır. Bu durumda romandaki olayların gerçekleşmesi çoğunlukla tesadüflere dayanır. Bakın tesadüfler, karşıtlıklar hemen aklımıza bir akımı getirdi. Kimi zaman kurguyu düzenlemek için yazar olayların arasına girer, okuyuculara durumu izah eder. Arkadaşlar yazarın olayların arasına girmesi yani kendisini eserde hissettirmesi. Aklımıza bir akım getirdi. Bakalım seçeneklere. Klasisizm, naturalizm, sürrealizm, romantizm ve realizm akımları verilmiş. Arkadaşlar klasik akıl, irade, sağduyu kavramlarını ön plana çıkaran özellikle arkadaşlar mükemmelliyetçilik peşinde olandı. Naturalistler daha çok bilimsellik, deney, soya çekim gibi kavramlarla. Sürrealistler bilinçaltıyla, realistler Gördükleri gerçeği olduğu gibi anlatarak kişiliklerini gizleyerek karşımıza çıkan sanatçılar. Ama romantizme baktığımızda duyguların, hayallerin ön plana çıktığı, tesadüflere yer verildiği, yazarın olaylarda kendisini gizlemediği, karşıtlıklardan yararlandığı bir akım olarak romantizmi görürüz. Öyleyse etkisi altı, altında oldukları akım sorulmuştu. Bu nedenle doğru cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Devam edelim sevgili öğrenciler bir diğer sorumuzla. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi? Türk edebiyatında realizmin temsilcilerinden biri sayılamaz. Evet, realist temsilcilerden biri olmayan sanatçıyı bulalım. Halis Ziya Uşaklıgil, Servet-i Fünun döneminde özellikle eserlerinde realizmden etkilendiği çok net bir şekilde ortada. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Milli Edebiyat döneminin önemli realist sanatçılarından biri. Ki gözlemleri oldukça gerçekçi gözlemlerdir. Ahmet Mithat Efendi. Sevgili arkadaşlar Tanzimat döneminin önemli sanatçılarından biri olan Ahmet Mithat Efendi yazı makinesi olarak adlandırılıyor ve Tanzimat birinci dönem sanatçılarından. Dolayısıyla Tanzimat birinci dönemi düşündüğümüzde özellikle klasisizm ve romantizm akımları hemen hatırımıza geliyor. Daha çok olayın akışını keserek okuyucuya bilgiler vererek ne yapıyor? Kendisini okurlara arkadaşlar gösteren bir yazar tavrı çiziyor. Öyleyse realist bir anlayışta bu durum olamayacağı için Ahmet Mithat Efendi Türk Edebiyatı'nda arkadaşlar romantik yazar olarak bilinmeli. Cevabımız ortaya çıktı. Diğer seçeneklere de bir göz atalım. Reşat Nuri Güntekin yine özellikle Milli Edebiyat döneminin önemli realist yazarlarından biri. Ve Memduh Şevket Esendal, Cumhuriyet döneminde özellikle hikayecilik anlayışının Türk Edebiyatı'ndaki önemli realist isimlerinden biri. Pek doğru cevabımız romantik bir yazar olduğu için Ahmet Mithat Efendi yani C seçeneğidir diyoruz. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar edebi akımlar sorularını çözmeye. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir şeklinde yöneltilen sorumuz 2023 yılından AYT'den geldi. Peki bir boşlukla başladı. Akımda sanatkar hayat, insan ve tabiat karşısında objektiftir. Evet, objektif bir sanatkarla başladık bakın. Onlar bireyin duygu ve hayallerinin esas olduğu lirik ve romantik şiirin yerine Dikkat edin, hayaller yok o zaman. Bunun yerine lirikliğin ve romantikliğin yerine nesnel bir şiir isterler. Arkadaşlar, nesnel şiir. Bu bakımdan dış dünyanın güzelliklerini açık bir nesnellik içinde anlatmayı tercih ederler. Kimdir onlar? Parnasyen sanatçılar. Niçin? Hayallerini, duygularını çok fazla ön plana çıkartmadan dış dünyada var olanı anlatmak nesnel olabilmektir. Parnasyenlerin işi öyleyse İlk boşluğumuza parnasizm ifadesi akımı getirilebilir. Peki devam ediyoruz bir diğer boşlukla akımında ise bir karşılaştırma var. Sanatkar görülenin ve algılananın dışına çıkar. Onlara göre tabiatta duyularımızla algıladığımız her nesne bir varlık özünün dış görüntüsünden başka bir şey değildir. Asıl gerçek ise söz konusu görüntünün arkasında gizlidir. Sanatkarın görevi gizli manayı eserinde vermesi en azından sezdirmesidir. Evet ne yoluyla? Semboller yoluyla, simgeler, imgeler, çağrışımlar yoluyla sezdirecek. Yani dış dünyada var olan değil onun ardında görülen olacak. Bu da hemen aklımıza sembolizmi getirir. Öyleyse parnasizm ve sembolizmin sıralandığı seçeneğe baktığımızda doğru cevabımızın C seçeneği olduğunu görürüz. Sevgili gençler merhaba. Yüksek Öğretim Kurumları Seçme Sınavı AYT Tarih Konuları Soru Çözümü de sizlerle beraber. Hadi bakalım gelsin sorularımız. İki Dünya Savaşı sonrası uluslararası ilişkilerde ABD ile SSCB'nin başını çektiği bloklara dahil olmayarak ayrı hareket eden devletler grubu aşağıdakilerden hangisidir? Bağlantısızlar, miher, anlaşma, bağlaşma, müttefik. Evet gençler biliyorsunuz İki Dünya Savaşı sonrasında iki kutuplu bir dünya ortaya çıkıyor. Batı blokunun temsilcisi ABD Doğu blokunun temsilcisi SSCB oluyor. Fakat özellikle 3. Dünya olarak adlandırdığımız sonradan bağımsızlığını kazanmış, sömürgeden kurtulmuş sömürge anlayışından kurtulmuş, bağımsız olmuş yeni devletler biliyorsunuz her iki grubun politikalarında benimsemiyorlar ve ayrı hareket ediyorlar. Özellikle 1955 yılında Endonezya'nın Endonezya Bambul kentinde biliyorsunuz bir araya geliyorlar ki buna Hindistan Başbakanı Nehru öncülük etmiş. da desteklemiştir ki Tito. E, dolayısıyla e, bu hareketin ismi bağlantızlar Hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. MİVER grubu biliyorsunuz e, ki 2. Dünya Savaşı öncesinde İtalya, e, Almanya ve Japonya'nın kurmuş olduğu gruptur. Anlaşma devletleri biliyorsunuz ki bu grup hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı sonrası öncesinde ittifak devletlerini oluşturduğu gruptur. Yani İngiltere, Fransa ve Rusya'nın oluşturduğu gruptur. Bağlaşma ya da iradeyle ittifak biliyorsunuz yine Almanya, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve İtalya ki İtalya dikkat edin daha sonra taraf değiştirmiştir. İttifak gruptan çıkıp ittifak grubuna dahil olmuştur. Müttefikler ise yine 2. Dünya Savaşı öncesinde biliyorsunuz İngiltere, Fransa ve SSCB'nin kurmuş olduğu gruptur ki sonradan biliyorsunuz ABD de buraya ne yapmıştır? Dahil olmuştur. Doğru cevabımız A seçeneği gençler. Evet gençler yeni sorumuz gelsin. Aşağıdakilerin hangisi 1956'da patlak veren Süveyş Bunay'la ilgili doğru bir bilgi değildir? Sebebi Mısır'ın Süveyş kanalını birleştirmesidir. Bunalımın tarafları İngiltere, Fransa, İsrail ve Mısır'dır. Bunalım sırasında ABD ve SSCB Mısır desteklemiştir. İngiltere ve Fransa Ortadoğu'daki nüfuzlarını kaybetmiştir. İsrail bu süreçte topraklarını dört kat geliştirmiştir. Evet gençler 1956'da patlak veren Süveyş kanalı bunalımının sebebi biliyorsunuz Mısır'ın ki Abdül e, Abdülnasır'ın Cemal Abdülnasır'ın biliyorsunuz Süveyş kanalını millileştirmesidir. Ki bu durum İngiltere ve Fransa biliyorsunuz çıkarlarına ters düşmüştür. Dolayısıyla bunun üzerine İngiltere ve Fransa İsrail'e yanlarına alarak ne yapmışlardır? Mısır'a müdahale etmişlerdir. Fakat bu müdahale üzerine ABD ve SSCB harekete geçmiştir ve bu müdahaleyi kabul etmediklerini İngiltere ve Fransa'nın çekilmesini istemişlerdir. Dolayısıyla sebebi Mısır Kanal, Mısır'ın e, Süveyş kanalını millileştirmesidir. Doğru cevaptır. E, yani sorun cevabı değildir. Bunalın tarafları İngiltere, Fransa, İsrail ve Mısır'dır. Yine bunalım sırasında ABD ve SSCB Mısır'ı desteklemiştir. İngiltere ve Fransa'ya karşı tavır almıştır. İngiltere ve Fransa'nın Ortadoğu'daki etkinliği, nüfuzu kaybolmuş. E, ABD'nin ve SSCB'nin biliyorsunuz nüfus alanına girmiştir e, bu bölge. Bu süreçte İsrail topraklarını 4 kat genişletmemiştir gençler. Biliyorsunuz İsrail topraklarını 4 kat 1967 Arap İsrail Savaşı'ndan sonra gerçekleştirecektir genişletme sürecini. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet gençlerin sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ve Yunanistan arasında günümüzde devam eden sorunlardan biri değildir? Evet gençler gençliklerin soru köküne Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan sorunlardan hangisi günümüzde var olan sorunlardan değildir? Onu bulacağız. Kıbrıs ki Kıbrıs sorunu biliyorsunuz günümüzde hala Yunanistan ile Türkiye arasında devam ediyor ki özellikle iki ayrı hükümetin varlığı biliyorsunuz kabul edilmiyor. Hatta bugün biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Teşkilatı adanın temsilcisi olarak Rumları kabul ediyor. Türkiye biliyorsunuz bu tezi kabul etmemiştir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını ne yapmıştır? Her tarafta e, savunmaya devam etmiştir. Dolayısıyla günümüzde hala Kıbrıs meselesi ne yapıyor? Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olarak devam ediyor. Nüfus mübadelesi. Gençler burada bir parantez açıyorum. Biliyorsunuz nüfus mübadelesi sorunu Türkiye ile Yunanistan arasında Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış, devam etmiş bir Sorundu. Ki özellikle biliyorsunuz Yunanistan'daki Batı Trakya'daki Türkler hariç Türkler ile Anadolu'daki İstanbul'daki Rumlar hariç Rumlar karşılıklı olarak değiştirilecekti. Fakat 1930 yılına kadar biliyorsunuz bu süreç devam etmiş son nüfus değişimi 1930'da gerçekleşmiştir. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yaşanmış bir süreçti ve tamamlanmıştı. Ege Adaları sonu günümüzde hala devam ediyor biliyorsunuz. Dozan Anlaşması'na rağmen özellikle Yunanistan'ın adaları silahlandırması biliyorsunuz. Türkiye ile Yunanistan arasında bir sıkıntı olarak günümüzde hala devam etmektedir. Batı Trakya Türkleri ve onların hakları konusu biliyorsunuz günümüzde hala devam ediyor. Özellikle Lozan Anlaşması'na rağmen, uluslararası hukuka rağmen biliyorsunuz Batı Trakya Türklerin hak ihlalleri Yunanistan tarafından hala sürdürülüyor. Ve Türkiye'de bu noktada biliyorsunuz Türklerin haklarını savunuyor. Dolayısıyla bu sorun günümüzde hala devam ediyor. Ki hatta bir parantez açayım. Batı Trakya Türkleri sonra biliyorsunuz Balkan Savaşı'ndan sonra ...ortaya çıkan bir sorudur ve günümüzde hala devam etmektedir. Kıta sahanlığı sorunu da günümüzde Yunanistan ile Araba hala devam etmektedir. Özellikle Ege Denizi'nde biliyorsunuz ki kıta sahanlığı biliyorsunuz... ...bir ülkenin kara parçasının deniz altındaki uzantısıdır ki... Türkiye ile Yunanistan arasında biliyorsunuz kıta sahanlığı konusunda anlaşmazlık sürüyor. Çünkü bir deniz sınırı yok Türkiye ile Yunanistan arasında. Ki Türkiye'de Yunanistan'da bugün 6 mil olarak kullanıyorlar. Zaman zaman Yunanistan biliyorsunuz kıta sahanlığını 12 ile çıkarttığını söylüyor. Dolayısıyla Yunanistan'ın kıta sahanlığını 12 ile çıkartması demek Ege Denizi'nde Türkiye'nin varlığının yok olması demek. Bu da bir savaş sebebi. Dolayısıyla bu son hala devam ediyor. Türkiye bunlara karşı biliyorsunuz Akdeniz'de, Ege Denizi'nde ve ee, Karadeniz'de Mavi Vatan e, e, politikası ile biliyorsunuz haklarını koruma noktasına almışlar, harekete geçmiştir. Doğru cevabımız B seçeneği gençler. Evet gençlerin sorumuz gelsin. Türkiye'de yaşanan müdahalelerin hangilerinden sonra yeni bir anayasa yapılmıştır? 27 Mayıs askeri darbesi, 12 Mart muhtırası, 12 Eylül askeri darbesi. Evet gençler biliyorsunuz sivil meşru hükümete karşı e, askeri müdahale darbe olarak adlandırılıyor. Ve Türkiye'de biliyorsunuz e, bu süreç zaman zaman yaşanmıştır ki sorumuza dikkat olursanız bu süreçlerden bahsedilmiş. 27 Mayıs askeri darbesi, 27 Mayıs 1960'ında biliyorsunuz Demokrat Parti hükümetine karşı yapılmış ki e, biliyorsunuz Demokrat Parti iktidardan düşürülmüştür. Dolayısıyla e, askeri bir yönetim kurulmuştur ve yeni e, hükümet döneminde biliyorsunuz bir anayasa yapılmıştır. 61 anayasası yapılmıştır. 1961 anayasası ki Türkiye'nin en özgürlükçü anayasasıdır biliyorsunuz. Dolayısıyla e, sorumuzun cevabıdır bir. 12 Mart muhtırası ki 12 Mart muhtırası 1971 yılında yine e, askerler biliyorsunuz Süleyman Demirel Hükümeti'ne bir e, bildiri veriyorlar. Ve istifa etmesini istiyorlar. Bunun üzerine Süleyman Demirel biliyorsunuz istifa ediyor. Ve yerine Bağımsız Nihat Erim Başkanlığı'nda bir hükümet kurulmuş. Ki bir teknokrat hükümettir. 1973 yılına kadar biliyorsunuz görevde kalmıştır. Ki 1973 yılında yeni seçimler yapılmıştır. Burada bir parantez açıyorum. Dikkat edin. Askeri darbelerden sonra anayasa yürürlükten kaldırılmış, meclis dağıtılmış, partiler kapatılmıştır. Fakat 12 Mart muhtırasından sonra anayasa lav edilmiyor, Meclis kapatılmıyor, partiler kapatılmıyor yeniden seçimler yapılmıştır 1973 yılında. Hatta 1973 yılında Bülent Ecevit'in başkanındaki biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi yeniden iktidar olmuştur. Dolayısıyla cevabımız değildir. İki, 12 Eylül askeri darbesi de yine 12 Eylül 1980 tarihinde biliyorsunuz askeri darbeyle e, hükümet devrilmiş ve askeri bir hükümet kurulmuştur. 1983 yılına kadar biliyorsunuz. Bu süreçte de yeni bir anayasa yapılmıştır. 82 anayasası biliyorsunuz. Hatta en çok katılımın halk oylamasıyla biliyorsunuz kabul edilmiştir. E, yapıldığı anayasadır. E, dolayısıyla do doğru cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Evet gençler yeni sorumuz gelsin. Aşağıdakilerden hangisinin sonucunda Kıbrıs İngiltere'nin egemenliğinden çıkarak resmi olarak bağımsızlığını elde etmiştir? Londra Antlaşması, Kıbrıs Barış Harekatı, Zürih Antlaşması, Paris Antlaşması, Cenevre Konferansı. Evet gençler 1950 yılına gelindiğinde İngiltere Kıbrıs'taki biliyorsunuz egemenliğinden vazgeçiyor. Yani Kıbrıs'tan çekilmeye karar veriyor. İngiltere'nin Kıbrıs'tan çekilmesine karar vermesinden sonra biliyorsunuz özellikle ee, Yunanistan adadaki Rumları harekete geçirmiş ve Rumlar adayı Yunanistan'a katmak noktasında biliyorsunuz bir takım faaliyetlere başlamışlardır. Ki bu süreçte biliyorsunuz EOK kurulmuştur. Yunanistan'a e, Yunanistan bağlanmak düşüncesi hareket etmişlerdir. Ee, Tabi bu süreçte Türkiye bu oldu bitti izin vermek istememiştir. Kıbrıs Türklerinin yanında yer almıştır. Kıbrıs Türklerinin kendisi de biliyorsunuz teşkilatlanmıştır. Hatta EOK'ya karşı biliyorsunuz Volkan ve Türk Mukavemet Teşkilatları'nı kurmuşlardır. Ve Kıbrıs'taki varlıklarını e, dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışmışlardır. Özellikle İngiltere'nin Kıbrıs'tan çekilmesinin ve Kıbrıs'ın bağımsız olmasının sürecini başlatan anlaşma ise 1959 yılında yapılan Zürih Antlaşması'dır. Ki sonra biliyorsunuz 1960'da Londra Antlaşması yapılmış. Londra Antlaşması ile Kıbrıs Devleti kurulmuş. Hatta burada Türklerin ve Rumların temsil oranları da belirlenmiştir. %70-30 oranında. Fakat biliyorsunuz Rumlar özellikle Yunanistan'a bağlama noktasında Türklere karşı terör vazgeçmemişlerdir. Bu süreç devam etmiştir. Ki bunun üzerine Türkiye... Temmuz ve Ağustos biliyorsunuz 1974 yılında 1. ve 2. Kıbrıs Barış Harekatı düzenlemiştir. Özellikle 20 Temmuz Barış Harekatı'ndan sonra biliyorsunuz Cenevre'de konferans toplanıyor barış şartlarını görüşmek amacıyla. Çünkü Türkiye ve Yunanistan bu noktada çatışma noktasına gelmişler. Yani iki devlet arasında savaş gündeme gelmiş. Bunun önüne geçmek amacıyla Cenevre konferansı toplanmıştır. Konferans sırasında sonuç çıkmamış. Hatta biliyorsunuz o dönemde yani meşhur o parola vardır ya Ayşe tatile çıksın parolası. Bu düşünceyle biliyorsunuz Türkiye Ağustos ayında tekrar ne yapmıştır? İkinci bir barış harekatı düzenlemiştir. Paris Antlaşması da biliyorsunuz özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanmış olan bir anlaşmadır. Doğru cevabımız Gençler C seçeneği Zülhü Antlaşması. arkadaşlar. AYT e hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda doğal çevrenin sınırlılığı konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Ve ilk sorumuzla dersimize başlıyoruz. Ülkelerin dünya ekosistemi üzerine etkileri hesaplanmak için kullanılan göstergelerden biri de ekolojik ayak izidir. Genel olarak az gelişmiş ülkelerin ekolojik ayak izi gelişmiş ülkelere göre daha küçüktür. Buna göre ekolojik ayak izinin küçük olduğu ülkelerde verilenlerden hangilerinin düşük olması gerekir? Ekolojik ayak izinin düşük olduğu ülkeler hangileridir arkadaşlar? Az gelişmiş ülkeler. Az gelişmiş ülkelerde hangilerinin düşük olması ekolojik ayak izinin de düşük olmasında etkili olması durumuna bakacağız. İlk olarak işsizlik oranı. Birincisi sevgili arkadaşlar az gelişmiş ülkelerde işsizlik oranı düşük değildir ve ekolojik ayak izine de işsizlik oranı yüksek olması çok etki etmeyecektir diye söyleyebiliriz. İkinci olarak değerlendirdiğimizde ikincisi ne diyor? Enerji tüketimi. Evet az gelişmiş ülkelerde enerji tüketimi özellikle kişi başına enerji tüketiminin az olduğunu bu nedenle de arkadaşlar ekolojik ayak izin düşük olmasında da etkili olduğunu bekleyebiliriz. 3'e bakalım. 3'te ne diyor arkadaşlar? 3'te diyor ki genç nüfus oranı. Evet az gelişmiş ülkelerde genç nüfus oranı düşük değildir ve bu durum yani yüksek olması ekolojik ayak izinin düşük olmasında da etkili değildir. Bu nedenle bunu da almayacağız ve 4'e baktığımızda ne diyor arkadaşlar? Teknoloji kullanımı az gelişmiş ülkelerde düşüktür. Teknolojik araç gereçlerin az kullanılması da ekolojik ayak izinin düşük olmasında etkilidir diyebiliriz ve sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4'ün olduğu D seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzla dersimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ve sorumuza bakalım. Şöyle diyor. Bir alanın canlı yaşamını destekleyebileceği en fazla birey sayısı taşıma kapasitesi olarak adlandırılır. Bu kapasite doğal veya beşeri nedenlerle değişebilmektedir. Yani bir yerdeki taşıma kapasitesi doğal ve beşeri nedenlerle değişebilir diyor. Bu kapasitedeki değişimi Aşağıdakilerden hangisinin daha az etkilemesi beklenir diye sorulmuş. sularının tarımsal amaçlı kullanımı göldeki yaşayan canlıları, göl çevresindeki yaşayan canlıları doğrudan etkileyeceği için taşıma kapasitesinde etkileyecektir arkadaşlar. Yıl boyunca meralarda otlatma yapılması doğal bitki örtüsüne, ekosisteme zarar vereceği için o bölgedeki taşıma kapasitesini azaltacağını söyleyebiliriz. Kütle hareketlerine bağlı olarak heyelanların oluşması çok fazla taşıma kapasitesi üzerinde etkili değildir ve sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Diğerlerine bakacak olursak yabancı bazı türlerin ekosisteme dahil olması oradaki var olan yeni tür diğer türleri etkileyeceği için taşıma kapasitesi üzerinde etkili olabilecektir. Küresel iklim değişikliğine bağlı sıcaklığın artması da yine canlı sayısında, canlı türlerinde biyoçeşitlilikte azalmaya ve taşıma kapasitesinde de yine azalmaya neden olacağını söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Yeni sorumuzla dersimize devam ediyoruz ve sorumuza bakalım. Ne diyor? Şöyle diyor arkadaşlar, aşağıdaki haritada çevre sorunlarının yaşandığı bazı alanlar numaralandırılarak kırmızı renkle gösterilmiştir. Bu alanların hangilerinde sanayi faaliyetlerinin olumsuz etkilerini gidermeye yönelik politika ve uygulamalara daha fazla öncelik verilmesi beklenir diye soruluyor. Arkadaşlar, sanayi faaliyetlerinin olumsuz etkilerini gidermeye yönelik bir politika veya uygulama yapıyorsak o bölgede sanayi faaliyetinin yoğun olmasını bekleyeceğiz. Haritamızdaki işaretli alanlara, numaralandırılan alanlara baktığımızda özellikle iki numaralı alana bakacak olursak Batı Avrupa'nın olduğunu görüyoruz. Batı Avrupa dünya üzerindeki sanayi faaliyetinin en yoğun olduğu alanlar arasında gösterilebilir. Yine 5 numaraya baktığımızda Doğu Asya'yı görüyoruz ve bu alanda yine sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgelerdendir. Bu nedenle arkadaşlar sanayi faaliyetin olumsuz etkilerini gidermeye yönelik politikaları özellikle bu ikisinde daha öncelikli olarak uygulanması daha doğru olacaktır. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı 2 ve 5'in olduğu C seçeneği olacaktır. Diğer sorumuzda dersimize devam ediyoruz arkadaşlar ve sorumuz ekrana gelsin. Çevre sorunlarının giderek büyüdüğü ve küresel boyutta etkilerinin görüldüğü günümüzde hükümetlerin yanında bireylerin de çevre sorunlarını önlemede sorumluluk alması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklara örnek gösterilebilir diye soruluyor arkadaşlar. Yani biz neyi arayacağız? Önce ona bakalım. Bireyin sorumlulukları. Bireylere, insanlara, kişilere düşen sorumlulukları arayacağız. Denetleme ve düzenleme görevleri yapmak, koruyucu ve önleyici çevre politikaları geliştirmek, çevre sorunlarını önleyecek projeleri finanse etmek, çevre bilinci oluşturabilecek eğitim programları düzenlemek, daha çok devletlerin ve kuruluşların yapabileceği uygulamalardır. Yani bireyin yapabileceği, tek başına gerçekleştirebileceği bir uygulama değildir arkadaşlar. Ancak C seçeneğindeki çevre dostu teknolojik araç ve gereçleri kullanmak bireylerin yapabileceği bir uygulamadır. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe grubu AYT yayınıyla sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık derslerinden soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuz gelsin. Önce psikoloji dersiyle başlıyoruz. Parçada söze edilen normal dışı davranış türü aşağıdakilerden hangisidir? Bu bozukluğa sahip kişiler kontrol edemedikleri düşünceleri, korkuları veya imgeleri saplantı halinde yaşarlar. Bu düşüncelerin ürettiği kaygı ve gergen, gerginlik bireyde örneğin sürekli ellerini yıkama gibi kendini tekrarlayan davranışların zorunlu hale gelmesine neden olur. Söz konusu rahatsızlık kişilerin yaşam kalitesine olumsuz etkiler, sosyal çevreyle ilişkilerini sekteye uğratabilir diyor. Evet bakalım seçeneklere. A- Antisosyal kişilik bozukluğu. Bu bireyler içinde bulunduğu topluma uyum gösteremezler. Toplumdaki diğer bireylerle empati kuramazlar. Diğer bireylerin duygu ve düşünceleri onlar için önemli değildir. Genelde e, toplumun kurallarından sapma davranışları gösterirler ve pek çok suça karışabilirler. Antisosyal kişilik bozukluğu olan bireyler. Parçada gördüğünüz gibi buna benzer bir açıklama yapılmadığı için bu seçenek olamaz. 5 seçeneği obsesif kompulsif bozukluk. Bu bireyler ise sabit fikirli, aşırı kuralcı, titiz ve takıntılı bireylerdir. Bu takıntıları hayatını olumsuz etkiler ve birçok davranışa dönüşebilir. Örneğin sıkça ellerini yıkamak, kapı kilitlerini, ocağı sürekli kontrol etmek gibi. İşte parçada da tam olarak bundan söz edilmektedir. O halde doğru cevabımız B seçeneği. Diğer seçeneklere de bakalım. Bipolar bozukluk bipolar bozukluk ise bireyin iki aşırı uç arasında bulunması demek. Aşırı uç nedir? Birinde manik durum yaşar, diğerinde ise depresiftir. Manik du durum taşkınlığı ifade eder. Yani kimi zaman çok e, hareketli, eğlenceli, enerjik, coşkuludur. Kimi zaman ise depresiftir. Yani e, hareketsiz, üzgün, bıkkın durumdadır. Parçadaki açıklamayla örtüşmediği için bu seçenekte olamaz. D. Paraneit kişilik bozukluğu. Bu kişiler ise nedensiz yere gerçekte bir karşılığı olmamasına rağmen bir takım takıntılara sahiptir. İşte Aldatıldığını düşünmek, birinin ona zarar vereceğini ya da takip ettiğini düşünmek gibi e, yapılan açıklamayla bu da örtüşmemektedir. E. Şizoid kişilik bozukluğu. Bu bireyler ise tamamen yaşamdan kopuk, diğer insanlarla uyum sağlayamayan, onlarla iletişim kuramayan bireylerdir. Gördüğünüz gibi e, bununla da örtüşmemektedir. Bu seçenekte olamaz. Doğru cevabımız B. Diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bir sosyoloji sorusu geliyor. Öncüllerde verilen tanımlarla eşleştirildi, eşleştirildiğinde, aşağıdaki kavramların hangisi dışarıda kalır diyor. Siyaset kurumu ile ilgili bir soru. Bakalım açıklamalara. Devlet kurumlarının dışında kendini yönlendirebilen, hak ve özgürlüklerini savunabilen özgür ve özerk vatandaşlardan oluşan topluluklar diyor. Bakın, devletten bağımsız, devlet kurumlarının dışında dedi. E, hak ve özgürlükleri savunmak için kurulmuş, tamamen özerk yapılardan bahsetti. Devlete bağlı olmayan bu tip yapılara ne adını veriyoruz? Sivil toplum adını veriyoruz. O halde bu seçeneği eleyebiliriz. Bunun açıklaması yapılmış. İkinciye bakalım. Menfaatlerini korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hukuk düzeninin kişilere tanıdığı irade gücü veya hukuksal güç yani kanunların bize verdiği güç bize verdiği yetkilerden bahsediyor. Bunu da hak kavramıyla tanımlıyoruz arkadaşlar. C seçeneğinde eleyebiliriz. Bunun açıklaması da yapılmış. Diğerine bakıyoruz. Yasalarla güvence altına alınmış hakların herkese eşit biçimde tanımlanması. Bakın buraya dikkat ediyoruz. Hakların herkese eşit biçimde tanımlanması. Eşit olması neyi gösteriyor? Adaletin bulunduğunu gösteriyor. Adaletin açıklaması da yapıldığı için A seçeneğinde eledik. Sonuncuya bakıyoruz. Bir toplum oluşturan ve toplumun üyesi olarak kendini başkalarından ayıran ve kendine özgü bir kimliği olan insan kendine özgü kimliği olan tek tek insanlardan söz ediyoruz. Yani bireyden bahsediyoruz. Bireyin de açıklaması yapıldığı için B seçeneğini de eleyebiliriz. Hangisi dışarıda kalır demişti? O halde gördüğünüz gibi dışarıda kalan dolayısıyla doğru cevabımız E özgürlük. Diğer sorumuz gelsin. Mantık sorusuyla devam ediyoruz. Her x x tek sayıdır önermesi aşağıdaki evrenlerden hangisinde doğru değer alır? Burada gördüğümüz sembol arkadaşlar sembolik mantıkta tümel niceleyici olarak adlandırılır. Tümel adı üzerinde nedir? Bir grubun bütününü ifade etmektedir ve her ifadesiyle dile getirilir. Yani her x diye belirtiriz bunu. Burada önermemizde ne diyor? X tek sayıdır diyor. Evren nedir arkadaşlar? Her dediğimiz için bunun her bir elemanı için, her bir bileşeni için doğru değer alması gerekiyor. Bu doğru değer aldığı tüm bileşenlerine evren adını veriyoruz. O halde tek sayıdır dediği için her birinin tek sayı olduğu evreni yani kümeyi bileşeni arayacağız. O da hangi seçenekte? D seçeneğinde görüyoruz. Doğru cevabımız D. Sıradaki sorumuz gelsin. Niceleme mantığı ile ilgili bir soru. Verilen önermenin tutarlılığı denetlenirken öncelikle aşağıdaki kuralların hangisi uygulanmalıdır? Evet çözümleyici çizelgesini yapalım. Ne önermesi verilmiş bize? Değil, değil her x fx ise yani koşul önermesi bazı x fx önermesi verilmiş. Tutarlılığını denetlerken öncelikle hangi kuralı uygulamam gerekiyor? koşul önermesinin değili. Koşul önermesinin değili kuralı gereği alt alta yazma işlemi uygularım. Birinciyi olduğu gibi yazarız. İkinciyi değilleyerek yazmamız gerekiyor. Değil bazı x fx. Alt alta yazma işleminde bu birincisi kaynak numaram. Bu da işlem numaram. Sonra Burada gördüğünüz gibi değiller var. Niceleyici değilleme kurallarını uygulamam gerekiyor. İkinci sırada tümel niceleyicinin değillemesini uygularım. Tümel niceleyicinin değillemesinde bu her x bazı x'e dönüşür. Buradaki değil ise fx'in önüne gelir. Bu da gördüğünüz gibi ikinci işlemim. Üçüncü sırada ise tikel niceleyicinin değilleme kuralı var. Buradaki tikel niceleyicim de tümel niceleyiciye dönüşür yine değil de fx'in önüne gelir. Bu da üçüncü işlemi. Son olarak e, niceleyicilerin değillemesini yapma, e, özellemesini yapmam gerekir. Dördüncü sırada e, tikel özellemeyi yaparız. Burada artık niceleyici ortadan kalkar. E, X yerine de özellemede abc sembollerinden birisi verilir. Yani değil F, A şeklinde sembolleştiririz. 5. sırada ise tümel niceleyicinin değillemesini yapmam gerekir. Yine niceleyicim ortadan kalkar. Bunu da değil FA olarak sembolleştiririz 5. sırada. Şimdi bizden neyi bulmamız isteniyordu? Öncelikle hangi işlemi yaparız diyordu. İlk sırada hangi işlemi yaptım? Önce alt alta yazma işlemini uyguladığım için doğru cevabımız C seçeneği. <laughs> gençler merhaba. Bu bölümde Türkçeden İngilizceye sorularımızı birlikte değerlendireceğiz. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Son zamanlarda yapılan bir ankete göre sosyal medyanın özellikle gelişmiş ülkelerde çoğu insan için günlük haberler ve genel konulara ilişkin en önemli bilgi kaynağı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Şimdi burada ne yapıyordum ben? Benim için göstergeler varsa, sıralamalar varsa bunlara dikkat ediyordum. Bakıyorum son zamanlarda demiş aşağıda bununla ilgili bir şey arayacağım. Başka nereden yardım alabilirim? Çoğu insan için demiş most people aramam gerekir diye düşünüyorum. En önemli bilgi kaynağı. Bakın bu süpürletif de benim en büyük yardımcılığımdan birisi olacak. The one of the most important arayacağım aşağıda. Evet ilk seçeneğimize bakalım. According to a recent survey, son zamanlarda yapılan bir anket, ankete göre, okay, it has become evident that social media is the most important source of daily news. En önemli bilgi kaynağı, the most important da gördüm. And general information for most people, insanların çoğu için, for most people'la da bunu gördüm, olabilir gibi duruyor. Tabii ki diğerlerini de kontrol etmeliyim. B'ye bakıyorum, it's apparent in recent surveys that, Son zamanlarda yapılan anketlerde açıkça görüldüğü gibi bir şey yok. Apparent'ı yukarıda görmüyorum. Soru kökümde yok. Hemen atabilirim. C'ye geçtim. According to a public survey. Bir anket. Ama kamuoyu araştırması değil. Public survey değil bu. Bir anket, bir çalışma, bir araştırma. Bunu da eleyebilirim. D'ye geçtim. According to a recent survey. Doğru başladı görünüyor. Social media in developed countries. Ha, sadece gelişmiş ülkelerde mi? Yukarıda ne demişti? Özellikle gelişmiş ülkelerde. Especially'yi burada görmem lazım. Görmüyorum demek ki eleyebilirim. Sonucu seçeneğime bakalım. Recent surveys have revealed that. Son zamanlarda yapılan açığa aç, aç, çıkarmış. Burada görüyor muyum? Ortaya çıkarmış. Peki. Most people in developed countries. Gelişmiş ülkelerdeki insanların çoğu. Use social media to get information about public life and daily news. Hiç böyle bir şey söylemedik. Yani günlük haberler ve kamu hayatıyla ilgili bilgi edinmek için kullanır demedik. Bunu da eriyorum. Ne demiştim? A seçeneğinde istediğim her şey vardı. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneğidir. Sıradaki sorumuz gelsin. Bellek teorisine göre çok miktardaki yüzeysel bilgi yerine Derinlemesini incelenen az bilgi daha akılda kalıcıdır. Ha Yardım edecek ne var? Bir komperatif var. Daha akılda kalıcı. Nedir daha akılda kalıcı olan? Yüzeysel bilgi değil. Derinlemesini incelenen az bilgi. Daha uzun süre akılda kalıyormuş. Neye göre? Bellek teorisine göre. According to, due to gibi bir şey aramam lazım. Çok miktardaki yüzeysel bilgi az bilgi. Bir de böyle karşılaşma var söylemiştik. Hemen bakalım. The theory of memory states that less information studied in depth is more beneficial than a large amount of superficial information in terms of memorability. Hatırlanabilirlik açısından diyor. Akılda kalıcıdır demedi. Hatırlanabilirlik açısından dedi. Daha faydalıdır dedi. Faydalıdır da zaten yok. Bunu atabilirim. B'ye bakayım. The memory theory emphasizes that it's more memorable to examine little information. Devam etmeme gerek yok. Emphasizes gördüm. Benim fiilim bu değil. Vurgulamaktan, altını çizmekten bahsetmiyorum. Hemen attım. C'ye geçtim. If we want the information to be more permanent. Yukarıdaki cümlemde bir koşul var mı? Yok. Hemen atıyorum. D'ye geçtim. According to the memory theory Ha, bellek teorisine göre tamam. Little information studied in depth is easily forgotten instead of a large amount of superficial information. Forgotten demeyeceğim ben akılda kalacak bir şey yok, unutulacak bir şeyden bahsetmiyorum. Atıyorum E'ye geçtim. According to the memory theory little information examined in depth. Derinlemesi incelenen az bilgi. Instead of a large amount of yerine evet instead of large amount of superficial information is more memorable. Daha akılda kalıcıdır. Tam da aradığım cevap budur. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Evet sıradaki sorumuzu görelim. Ormansızlaşma ve iklim değişikliği nedeniyle geçtiğimiz yüzyılda dünyadaki tüm kuş türlerinin yaklaşık %10'unun nesli tükendi. Şimdi çok iyi göstergelerim var. Yaklaşık demiş, yüzde on demiş. Bunları aşağıda arayacağım ben. Başka nereden yardım alırım? Nedeniyle. Because of, due to vesaire gibi bir şey arayacağım demektir. Bir de geçtiğimiz yüzyılda demiş. Dünyadaki tüm kuş türlerinin, ha tüm de bana yardım edebilir. Bir bakalım bakalım. A seçeneğinde, Deforestation and climate change in the last century have caused the extinction of... Nearly 10% of all bird species on the planet. Yaklaşık yüzde 10'unu. Yaklaşık yüzde 10'unun nesli tükendi. Peki şey nerede? Sebep oldu. Burada cümlede sebep oldu diyor. Bana ne lazımdı? Due to lazımdı. Bu buna sebep oldu diyecektim. Demek ki burada bunu göremiyorum. Eleyebilirim. B'ye baktım. The reason for the extinction of almost... 10% of all bird species in the world in the last century is deforestation and climate change in the world. Bunun sebebi budur demiş olduk bu cümlede. Ayrıca benim aradığım şeyi sağlamış oldu mu? Hayır. Yani due burada da görmedim ben. C'ye bakayım. About 10% of all bird species on the planet. Dünyadaki tüm kuş türlerinin yaklaşık %10'u have become extinct. Tamam fiilimi karşıladı. In the last century due to deforestation and climate change. Ormansızlaşma ve iklim değişikliğine bağlı olarak bu nedenle bu cebimde dursun. Neye bakıyorum? Not only climate change but also deforestation. Devam etmeme gerek yok. Sadece iklim değişikliği değil, ormansızlaşma da dediğim işi yukarıda yok. Hemen eleyebilirim. E seçeneğimize bakalım. Deforestation and climate change in the past century have resulted in bir şeyle sonuçlandı. Benim fiilim yukarıda neydi? Nesli tükendi. Bir şeyle sonuçlandı demiyorum. Bunu da eleyebilirim. Dolayısıyla geri dönüp tekrar C'ye bakıyorum. About 10% of all bird species on the planet have become extinct in the last century due to zaten benim anahtarımdı. Deforestation and climate change. Yani doğru cevabımız C seçeneğidir. Yeni sorumuzu görelim. Son 13 bin yıldaki en büyük nüfus değişiminin en önemli sebebi Eski ve yeni dünya kültürlerinin yakın geçmişteki işbirliğidir. O kadar çok ipucu var ki, en büyük nüfus değişimi, en önemli sebep ve ile bağlanmış bir şeyler ve son 13 bin yıl. Peki, bunları hemen not edelim ve seçeneklerimize bakalım. The most important population change in the last 13,000 years has been caused by the recent collaboration of old and new cultures. En büyük nüfus değişimini görebiliyor muyum? En büyük demedi. En önemli dedi. Bunu eleyeceğim. Veya bakayım. The most important reason for the most significant population change in the last 30.000 years is. Çok güzel. The recent cooperation of all the new world cultures. En önemli sebebi gördün mü? En önemli sebebi gördüm. Peki en büyük nüfus değişimini görebiliyor muyum? The most significant population change. Evet bunu da gördüm. In son 13, 13 bin yıldayı da gördüm. Cooperation of old. Risk yakın zamanlardaki, son zamanlardaki var mı? Yakın geçmişteki evet. Bu olabilir gibi duruyor. Bir diğerlerini de görelim o zaman. The recent cooperation between old and new world culture is one of the most important reasons. One of the most demedi en önemli sebep dedi. The most important arıyoruz. Bunu eleyebiliriz. D'ye bakalım. The recent collaboration of ancient and new world cultures has been the most important cause of population rise. Nüfus artışı var mı? Yo, nüfus artışından bahsetmedik ki. Hemen atalım. E'ye bakalım. Most importantly, the recent collaboration of ancient and new world civilizations has resulted in population shifts in 13,000 years değişim nüfus değişimleri var mı? Hayır. Bunu da gör. Ha bir dakika. Nüfus değişiminin en önemli sebebi demişiz. Ama E'de de demişiz ki most important de, en önemli şey. Hayır, yukarıda istediğimiz şey karşılamıyor. Dolayısıyla B seçeneğinde gördüğümüz cümle tam da uygun çevirimizdir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizde alan yeterlilik testi kısmında karşımıza çıkması muhtemel olan konu başlıklarımızdan tasavvuf düşüncesiyle alakalı temel sorularımızla birlikte olacağız. diyerek ilk sorumuzla başlayalım. Arkadaşlar bir parça okuyacağız. Bu parçada tasavvufla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Olumsuz soru kökümüzle hemen bakalım. Tasavvuf sözlükte saf olmak ve ilk safta bulunmak gibi anlamlara gelir. Tasavvufu benimseyen kimselere sufi denir. Daha sonraki dönemlerde sufiler mutasavvuf olarak da adlandırılmıştır. Terim olaraksa İslam'ı kulluğun gerektirdiği şekilde ahlak esasları ve nefis terbiyesi üzerinde yoğunlaşarak yaşama biçimi olarak tanımlanır. Tasavvufu kalbe yalnızca Tasavvufu kalbe yalnızca Allah sevgisini yerleştirmek ve nefsi kötü duygulardan arındırma olarak tanımlayan mutasavvuflar da vardır. Hemen seçeneklerimize bakalım. Değinilmeyen kısmı arıyoruz. A seçeneğimizde kaynaklarına, B seçeneğimizde sözlük anlamına, C seçeneğimizde terim anlamına, D seçeneğimizde benimseyen kişilere, e seçeneğimizde tarihi dönemlerine. Arkadaşlar tasavvufun tanımını yapıp hemen arkasında hemen arkasından da tasavvufun ne demek olduğunu, tasavvufun terim anlamının ne ifade ettiğini, yine aynı şekilde benimsen kişilere ne isim verildiğini, aynı şekilde tarihi dönemlerine değinilmiştir. Ama tasavvufun kaynaklarına bu metnimizde değinilmemiştir. Bu noktada isterseniz bir hatırlatma yapalım arkadaşlar. Din, kültür ve ahlak bilgisi dersimizde sorularımızı çözerken Mutlaka ama mutlaka bize sorumuzda verilmiş olan öncülümüz sınırlarında düşünerek soruda cevap arayalım. Nitekim birçok cevap doğru olmakla birlikte öncülümüzde bahsedilen ya da bahsedilmeyen ya da anlamda anlam olarak bir alaka kurulamayan seçenekleri de mutlaka dikkat edelim. O halde bu sorumuzun cevabı A seçeneğimiz kaynaklarına diyebiliriz. İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar konumuzla alakalı yeni sorumuz gelsin. Arkadaşlar bir tanım okuyacağız, daha doğrusu parça okuyacağız. Parçada açıklaması verilen tarikat aşağıdakilerden hangisidir diyeceğiz. Hemen okuyalım. Abdülkadir Geylani'ye nispet edilen İslam dünyasının en yaygın tarikatıdır. Irak merkez olmak üzere İslam dünyasının hemen her tarafına yayılmıştır. Bu tasavvuf kolunda seyri süluk Allah'ın yedi isminin zikredilmesiyle gerçekleştirilir. Her vakit namazının ardında çeşitli adlar altında birçok dua yapılır. Bu tarikatta halvet, insanlardan uzaklaşma ve rabıta, bağlantı hali uygulamaları da bulunmaktadır. Hemen seçeneklerimize bakalım. A seçeneğimiz Nakşibendilik, B seçeneğimiz Yesevilik, C seçeneğimiz Kadirilik, D seçeneğimiz Rifailik, E seçeneğimiz Mevlevilik. Arkadaşlar burada aslında size en çok yardımcı olacak olan şey ismidir. Abdülkadir Geylani'dir. Abdülkadir Geylani'nin ismine nispet edilen Kadirilik tarikatı günümüzde de İslam coğrafyasının birçok yerinde yaygınlık gösteren bu tarikatın ismidir. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı tam bir bilgi sorusu olmakla birlikte Kadiriliktir. İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlarla alakalı yeni sorumuz gelsin. Arkadaşlar Alan Yeterlilik Testinde karşımıza çıkan soruların birçoğu bildiğiniz üzere bilgiye dayalı. Daha çok TYT Temel Yeterlilik Testi alanındaki gibi değil. Daha çok bilgiye dayalı olan sorulardır. Yine bilgimizle çözebileceğimiz örnek sorularımızdan birisi. Aşağıdakilerden hangisi Nakşibendiliğin özelliklerinden biri değildir? A seçeneğimiz Tarikatın en önemli özelliği zahirde halk ile batında hak ile birlikte olmaktır. B seçeneğimiz Müritlerinin günlük hayatta ve zikir esnasında uyması gereken 12 ilke vardır. C seçeneğimiz Buhara yakınlarında bir köyde dünyaya gelen Bahaeddin Nakşibente nispet edilir. D seçeneğimiz rehber olarak kabul edilen ve temel ahlak prensiplerini öğretenlere dede denir. E seçeneğimiz cehri zikir, halvet ve sema bulunmaz. Bunların yerine gizli zikir ve rabıta vardır. Arkadaşlar Nakşibendiliğin özelliklerine baktığımızda seçeneklerimizin birçoğunun bu özelliklerden olduğunu görebiliriz. Ama D seçeneğimize baktığımızda rehber olarak kabul edilen ve temel ahlak prensiplerini öğretenlere dede denir. Bu Nakşibendiliğe değil, Alevilik, Bektaşiliğe İsnat edilen özelliklerden birisidir dedelik kavramı. Dolayısıyla doğru cevabımız bu sorumuzdaki D seçeneğimizdir. <laughs>